Herkese merhaba, ben Aslı Özder. Ben Önder Triyaki. Bugün Önder'le beraber Salon Bana Bak'tayız. Ve herkes için çok büyük bir problem olan Sevgililer Günü için Önder'le beraber iki saç modeli ve bir makyaj hazırladık. Bu saçı ve bu makyajı nasıl yaptığımızı merak ediyorsanız lütfen izlemeye devam edin. Aynı zamanda videolarımızı kaçırmamak için Bana Bak'ın kanalına abone olmayı da unutmayın. Hadi şimdi videoya geçelim. Biliyorsunuz ki biz kızlar Sevgililer Günü'nde makyajımızı, saçımızı abartmayı çok severiz. Ama ben size bugün Sevgililer Günü'nde hem pratik hem de çok havalı görünebileceğiniz bir makyaj yapacağım. Çünkü en güzel haliniz Bana Bak haliniz. Şimdi hemen makyaja geçiyorum. Tenimizin pürüzsüz olması için önce fondöten uyguluyoruz her zamanki gibi. Fondöteni boynunuza yedirmeyi de lütfen unutmayın. Çünkü boyunla yüz arasında eğer fondöten olmazsa maske gibi durur yüzünüzdeki fondöten. Ayrıca zaten çok fazla fondöten de ihtiyacınız yok. Şimdi direkt göz makyajına geçiyorum. Bugün tabii ki de Sevgililer Günü olduğu için daha pembemsi tonlarda bir göz makyajı yapacağım. Ama bunu da abartmadan ama aynı zamanda çok havalı bir şekilde bir göz makyajı olacak. Göz kapaklarımızın katlandığı yere gölgelendirme yapmayı unutmayalım. Sevgililer Günü'nü biliyorsunuz ki hepimiz çok abartıyoruz ama aslında herkesin zorlandığı bir konu var, eyeliner. Bence eyeliner çekmeye hiç gerek yok. Onun yerine çok güzel ışıltılı pembe bir farla göz makyajımızı yaptığımız zaman çok daha çekici görünecektir. O yüzden saatlerce eyeliner ile uğraşmanıza gerek yok. Ben de şu an onu yapacağım. Zaten ışıltılı far kullandığımız zaman yeterince havalı görünüyoruz. Gözaltı morluklarınız ve gözaltı şişlikleriniz varsa mutlaka alt kirpik diplerinize de far uygulamanızı öneririm ben size. Çünkü bu gözaltı morluklarınız ve gözaltı şişliklerinizden dikkate alıp gözlerinize ve göz makyajınızın güzelliğine dikkati çekecektir. Bu da çok havalı görünmek için çok pratik bir bilgi. Şimdi göz makyajımı dağıtarak göz makyajımı bitiriyorum. Maskarayı da bir kat uyguladıktan sonra göz makyajımızı bitiriyoruz. Şimdi pembe bir allık kullanıyorum. Hem daha sağlıklı hem de daha canlı görünmek için. Çok hafif uyguluyorum. Çok hafif zaten bize yeterli. Allığınızı gülümseyerek uygularsanız tam uygulamanız gereken yerleri anlayabilirsiniz. Dudaklarda ise yine pembe bir ruj tercih ediyorum. Çok aşırıya kaçmamak için sadece lip gloss'umu süreceğim. Ve lip gloss'u uyguladıktan sonra da makyajımız bitmiş oluyor.